Güneş sistemimizin dışında yaşam bulmak söz konusu olduğunda, Dünya'ya çok benzeyen gezegenler başlamak için iyi bir yer gibi görünüyor. Artık gök cismi TOE-700'i bu umut verici kurşun grubuna, hoş geldiniz diyebiliriz. TOE-700, yıldızı TOE-700'ün yaşanabilir bölgesi içinde, yörüngede döndüğü doğrulandı. Bu, yüzeyindeki önemli miktarda suyun sıvı bir form için, uygun bir sıcaklıkta olacağı uzay bölgesidir. Bir buz örtüsü için çok sıcak, ancak yine de buharın yoğunlaşması için yeterince soğuk olan bu tür gezegenler, bildiğimiz kadarıyla yaşam için doğru olarak kabul edilir. NASA'nın Transiting Exoplanet Survey satellite veya TESSE, TOE-700'i bulduğu ve adını verdiği için teşekkür edebilir. Bu sistemdeki yaşanabilir bölgedeki ikinci gezegen ve 2020'de tespit edilen TOE-700'e katılıyor. Bu, bildiğimiz çoklu, küçük, yaşanabilir bölgeli gezegenlere sahip. Sadece birkaç sistemden biri diyor. Kaliforniya'daki NASA Jet Propulsion Laboratory'den gezegen bilimci Emily Gilbert. Bu, TOE-700 sistemini ek takip için, heyecan verici bir olasılık haline getiriyor. E gezegeni D gezegeninden yaklaşık %10 daha küçüktür, bu nedenle sistem ayrıca ek TESSE gözlemlerinin daha küçük dünyalar bulmamıza nasıl yardımcı olduğunu da göstermektedir. TOE-700, Dorado takım yıldızında bizden yaklaşık 100 ışık yılı uzaklıkta bulunan küçük, serin bir yıldızdır. Bu yıldızlar hiçbir yerde kendi güneşimiz kadar büyük veya sıcak değildir. Bu nedenle suyun donmasını önlemek için koşulların yeterince sıcak olması için, gezegenlerin onlara daha yakın olması gerekir. TOE-700'e gelince, Dünya'nın %95'inin büyüklüğünde ve çoğunlukla kayalık olduğuna inanılıyor. İyimser yaşanabilir bölgede oturuyor, suyun zamanın bir noktasında var olabileceği bir bölge. TOE-700'de, gökbilimcilerin bir gezegenin varlığının çoğunluğu için, sıvı suyun var olabileceğini düşündükleri daha dar muhafazakar yaşanabilir bölgededir. Teleskoplar, bu öte gezegenleri transit olarak bilinen şeyin önünden geçerken ana yıldızlarının ışığında, düzenli kaymalar olarak görürler. Yıldızın ışığını engelleyen daha fazla yüzeyle, daha büyük gezegenler küçük, kayalık dünyalardan daha kolay görülme fırsatları sunar ve bunun gibi, dünya benzeri keşifleri nadir bir muamele haline getirir. TOE-700'ün tek bir yörünge yapması 28 gün sürerken, komşusundan biraz daha uzakta olan TOE-700'de 37 gün sürer. TOE-700'e, TOE-700'den daha küçük olduğundan, siluetin gerçekten yeni bir gezegeni temsil ettiğini doğrulamak için daha fazla veri gerekiyordu. Maryland Üniversitesi'nden astrofizikçi Ben Hort, yıldız biraz daha yakın veya gezegen biraz daha büyük olsaydı, TESSE verilerinin ilk yılında TOE-700'i tespit edebilirdik diyor. Ancak sinyal o kadar zayıftı ki, onu tanımlamak için ek bir yıllık transit gözlemlere ihtiyacımız vardı. TESSE yaklaşık 100 milyon yıldızı izliyor ve bu nedenle, yaşam arayışını daraltmak için bulabileceğimiz herhangi bir yol yararlı olacak. Öte gezegenleri kendi yaşanabilir bölgelerinde bulmak, bunu yapmanın en iyi yollarından biridir. Hem TOE-700'e hem de TOE-700'nin gelgitsel olarak kilitlendiği düşünülmektedir. Başka bir deyişle, gezegenin bir tarafı her zaman yıldızına bakmaktadır. Bir gezegenin bir tarafının sürekli güneş ışığında pişmesi, kuşkusuz, karmaşık yaşamın sorunsuz bir başlangıç yapma olasılığını azaltır. Bu doğru gezegenler yaşam için tam olarak mükemmel olmasa bile, bize bunun için daha uygun olabilecek güneş sistemlerini bulma konusunda bir iki şey söylüyorlar. İçinde bulunduğumuz gibi yıldız sistemlerini inceleyerek, gökbilimciler evimizin evrimini ve komşu gezegenlerin mevcut yörüngelerine nasıl geldiklerini daha iyi anlayabilirler. Michigan State Üniversitesi'nden gökbilimci Joy Rodriguez, bugüne kadar keşfedilen 5000'den fazla öte gezegenle bile, TOE-700'e öğrenecek çok şeyimiz olduğu önemli bir örnek diyor.